Herkese Datça'dan merhabalar. Bir önceki videonun en sonunda Marmaris'te yat turu yapmıştık ve o videoyu ben orada bitirdim. Datça videosunu ayrı bir video olarak sizlerle paylaşmak istedim. Biz dün akşam Marmaris'ten Datça'ya geldik. Marmaris Datça arası yaklaşık 70 kilometre sürüyor. Geldikten sonra buraya otel arayışına girdik ya da pansiyon ya da apart arayışına girdik. Fakat günlerden pazar olduğu için bütün otellerin, apartların hepsi fulldü. Biz bulamadık. Zaten gece saat 10'a falan gelmişti, 10-11 arası olduğu için bayağı bir geçe kalmıştık. Ve dün akşam burada ücretsiz otoparklar var. Bu arada Datça'da hiçbir şekilde ücretli otopark yokmuş. Ücretsiz otoparklar, alanlar varmış. Biz de denizin kenarında olan bir yere arabamızı park ettik ve arabanın içerisinde uyumak zorunda kaldık dün akşam. Sabah da ilk işimiz tabii ki kalacak bir yer ayarlamak oldu. Bayağı bir gezdik, böyle 10-15 tane yere sorduk, anca bulabildik. Çünkü hepsi doluydu ya, böyle 2 kişilik kalmıştılar. Biz 3 kişi olduğumuz için aile odası arıyoruz. Doğal olarak 3 kişilik bir oda arıyoruz. Anca bulabildik. Öğleden sonra buraya yerleştik. Denizden geldik ve hazırlandık. Eski Datça tarafları varmış burada. Eski Datça böyle tarihi binaların olduğu, Can Yücel'in evinin bulunduğu yermiş. Burayı gezelim dedik. Şu an saat akşam 6'ya falan geliyor. Ben de videoyu burada başlatmak istedim. Odayı falan en son size gösteririm. Nereden kiraladık, kaça kiraladık hepsinden. Videonun ileriki kısımlarını da anlatacağım. Fakat şimdi Datça'ya gidiyoruz. Şimdi Datça'ya geldik. Yaklaşık zaten bizim bulunduğumuz, yani yeni Datça'nın 7-8 dakika uzaklıkta arabayla birlikte. Burası böyle tamamen taş evlerden oluşuyor. Eski bir köy. Ama deniz yok sanırsam, anladığımız kadarıyla. Girişte ilk bizi ağaçlara asılan Datça gazozunun şişeleriyle karşıladı. Böyle bütün ağaçlara ya da böyle bir yerlere, bütün böyle ağaç dallarına böyle içtikleri gazozunun şişelerini asmıştı. Bademli olanı yedim. Biliyorsunuz Datça'nın bademi çok meşhur. Babam da şimdi Datça gazozu almış bize. Özelliği tabii ki bunun bademli olması. Acı bademden yapılıyor. Böyle bir şişesini 3 liraya satıyorlar. Şimdi bakalım tadacağız. Bademli dondurmadan sonra şimdi bademli gazozunu tadıyoruz. Snackli bakkaldan aldık gördüğünüz gibi. Şimdi hala tatmadım gazozu, bakalım tadacağız. Babam içti bile, beğendin mi baba? Güzel. Sen anne? Nasıl bir farkı var mı sence? Normal gazozu. Badem tadı var. Aroması var. Ben şu an çok bir şey anlamadım. Güzel, böyle şey gibi, Sprite gibi değil mi? Güzel bir gazoz. İçerisinde tabii ki bademin tadını hissediyorsunuz. Eğer bademi çok seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim geldiğinizde. Gerçekten çok güzel bir lezzet var. Biliyorsunuz Can Yücel eski Datçalı. Orası da dolmuş olduğu evmiş. Tabii ki şu an ev olarak hala kullanılıyor. Sadece 12 Ağustos galiba ölüm yıl dönümünde ev ziyarete açılıyor. Tabii ki şu an kapalı. Bugün neyin kaçı? 26 Ağustos. Yani bir 2 hafta önce açıkmış büyük ihtimalle. Tabii ki hala yaşayanlar var. O yüzden şu an ev normal mülk olarak kullanılıyor.
burası böyle gerçekten Alaçatı evlerini andırıyor. Tabii ki hala burada yaşam devam ediyor. Normal yaşayan insanlar da var. Kalacak yer olarak pansiyonlar var, restoranlar var, dükkanlar var fazlasıyla. O yüzden çok güzel restore edilmiş. Bence gezmesi çok keyifli. Bir de böyle bakın bütün ağaçlarda herkes içtikleri Datça gazozlarını böyle ağaçlara geçirmişler. Bütün ağaçlarda... Ay düştü. Bütün ağaçlarda böyle bu şişeleri görebilirsiniz. Hatta biz de şişelerimizi sakladık. Birazdan güzel bulduğumuz bir ağaca ya bağlayacağız ya da böyle asacağız. Buranın acı bademi meşhur. Hatta biz bugün sabah acı badem kurabiyesi yedik. O da çok lezzetliydi gerçekten. 10 liraya falan satıyorlar ama kurabiyeyi. Az önce de bal bademli dondurma yedik ve ardından bademli gazoz içtik. Bir de şu anki hedefim bademli Türk kahvesini denemek. Bakalım o nasıl olacak bilmiyorum. Böyle badem kaputlarından süs eşyaları falan yapmışlar. Anahtarlıklar var ya da eve böyle bereket getirsin diye bir takım süs eşyaları falan var. Onları satıyorlar böyle kadınlar genelde. Evlerin hepsi böyle taş yapılı. Köy gerçekten çok bakımlı ve böyle hani çok kalabalık da değil. Hani böyle bir Alaçatı ya da diğer köyler gibi mesela bir Cumalı Kızlık gibi değil. Böyle rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. Her dönem burası böyle oluyormuş. Çok fazla kalabalık olmuyormuş. Tabii ki hafta sonları ya da böyle işte tatillerde falan yoğunluk olur ama normalde diğer Yeni Datça'ya göre daha burasının yoğunluğu daha az. Ben burayı çok sevdim. Şu arkadaki evin güzelliğine bakar mısınız? Zaten begonvillerle süslü böyle. İçinde de bir tane kuyusu var. Yine tabii ki taş yapı. Harika duruyor. Böyle köyün daha böyle dış kısmında bulunuyor. Zaten gördüğünüz gibi burası köyün bayağı bir dışı. Genelde köy aşağıda kalıyor. Buraya da biz böyle yine çıkıp bakmak istedik. Bütün evlerin hepsi gerçekten böyle taş yapılı. Çok güzel. Bir de Datça'ya yani buraya gelecekseniz kesinlikle ya sabah saatlerini tercih edin ya da akşam saatlerini tercih edin. Çünkü öğle sıcağında gerçekten çok sıcak olacaktır. Hava zaten çok sıcak oluyor. O yüzden ya sabah ya da akşam saatlerinde burayı ziyaret etmek sizin için de iyi olacaktır. Çünkü güneşte gezmesi kötü oluyor. Bir de fotoğraflar da zaten videolarda kesinlikle böyle öğle sıcağında hiçbir şekilde güzel çıkmıyor. Eğer böyle çünkü burası tam böyle fotoğraf çekmelik, video çekmelik bir köy. O amaçla gelecekseniz de sabah ve akşam saatlerini tercih etmekte fayda var. Şimdi Datça'dan ayrılıyoruz. Zaten normalde böyle 45 dakika, 1 saatte fotoğraf çeke çeke gezebileceğiniz kadar küçüklükte. Eğer hiçbir şey yapmazsanız 15-20 dakikada gezebilirsiniz. Çok küçüktü. Şimdi şişelerimizi buraya asacağız ama galiba içerisinde dilek yazıp sonra asmak gerekiyormuş. Yani şişe taşımayacağımız için en azından dedik buraya asalım görsel bir güzellik oluşturur. Yalan oldu. Şişemiz kırıldı. Yok istersen. Gerek yok asmayalım. Önemli değil çok. Aslında yukarıdakini asabilirmişiz. Evet. Evet tamamdır. Asmış olduk. Asıyorum. En kolayı. Evet. Güzel oldu. Buraya park ettik köyün tam girişine.
gelişimde annem aşağıda bu hazır marketten bir şeyler almıştı. İşte şinitzeldir, köftedir vesaire. Onları pişiriyor. Çünkü aşağıda ortak kullanan böyle mutfak alanı. Yani mutfak alanı değil aslında. Yemek pişiremiyorsunuz da hani bir şeyler ısıtmak için aygaz var. Ondan sonra ben de burada bir tane masa vardı. Masayı hazırlıyorum. Babamla birlikte onlar aşağıdalar. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra belki muhtemelen dışarı çıkarız diye düşündük. Odanın turunu zaten bu videonun sonuna ekleyeceğim. Muhtemelen yarın çekerim. O yüzden şimdi çekmiyorum çünkü karanlık çok güzel görünmez diye düşünüyorum manzarası falan. Gündüz onları çekeceğim. Şimdi ben de böyle masayı hazırladım. Tabaklarımızı falan koydum. Tabii bunlar bizim kendi malzemelerimiz ama aşağıda da yine böyle bu tarz şeyler var. Mutfak kısmında, ortak kullanım alanlarında. Domatesleri doğradım. Şu karşıda da bakın ne kadar görünüyor bilmiyorum ama deniz manzarası var. Şu kısımlar falan hep liman oluyor. Yani deniz manzaralı aslında oda. Şuralar hep deniz ama şu an tabii ki kamerada çok net görünmüyor. Yarın size odanın turunu daha detaylı bir şekilde çekeceğim. Şey gibi böyle oldu. Üniversitede okurken de benim yurdumda aşağıdaydı mutfak. Aşağıda pişiriyorduk, yukarı çıkarıyorduk, aşağıda pişiriyorduk. Aynı ona benzettim şu an böyle bir hani o anları hatırlattı bana. Çünkü her şey aşağıda benim yurdumda da kaldığım yurtta da öyleydi üniversitede okurken. Sanki böyle yurtta kalıyormuşum gibi bir hissiyat verdi şu an. Yemeğimizi yedik böyle manzaralı bir şekilde. Masamız da burada. Babam gayet mutlu yemeğini yediği için afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Annemin eline annem sağlık. Annem aşağıda mutfakta yaptı bütün. Nasıl anne aşağısı peki temizliği falan? Gayet güzel, temiz. Değil mi? Odanın turunu yarın çekeceğim. En sonuna koyacağım videonun. Peki aşağıda neler var? Biraz onlardan bahsedelim. Aşağıda aygaz var. İkili aygaz var. Tabak, tencere, kaşık, çatal, bardak. Çaydanlık. Yani her şey var. Bir şey almadan gelsen bulabilirsin gibi değil mi? Sadece malzemeler almak yeterli. Aynen. Annem pansiyon sahibimiz de Mehmet Bey de çok iyi. Muhabbetçi. Eşinle beraber çalıştırıyorlar. Yani biz çok memnunuz aile olarak. Herkese tavsiye ederiz burayı. Aynen. Yarın zaten pansiyonu çekerim ben size daha detaylı evet. Bir şekilde. Yatağa indik burada annem. Mutfak kısmı var. Çekeceğim size de. Bulaşıkları falan yıkıyor. Ben de biraz çekmek için annemin yanında geldim buraya. Burası böyle giriş kısmı. Sonra buraya gittiğimizde böyle masalar var. Ve burada mini bir mutfak var. Mutfakta zaten tüp falan her şey var. Burada da bir lavabosu var. Bunlar falan hep buradan. Yani kısacası her şey buradan. Bu tavalar falan bizim annemin yıkadığı şeyler. Bakın burada da böyle açık bir yer var. Burada çaylar var, bardaklar var. Ne ararsanız bir sürü şey var. Burası da böyle yemek yeme yeri. Şu arkada da bahçesi bulunuyor. Şimdi kaldığımız yere göre döndük. Gördüğünüz gibi Datça merkezde işte bu liman kordon boyu ne deniyorsa artık orada gezdik. Bütün liman boyunca böyle sahil boyunca balıkçılar çok fazla gerçekten. Her de var ama bir Marmaris'inki gibi değil mesela. Burası daha böyle o otantik havasını koruyan bir yer. Mesela Marmaris'te bir sürü yeni yeni binalar var. Ben o yüzden orasını beğenmedim. Bir önceki videoda oraya gitmiştik. Ama burası gerçekten çok güzel. Böyle tam bir sahil kasabası gibi olduğu için insan böyle daha huzurlu, böyle hakikaten hani bir sahil kasabasında olduğunuzun hissiyatını veriyor. İlginç şeylerden bir tanesi ise bu çekmiştim zaten. Bizim oturduğumuz yer mesela ve diğer işte insanların yemek yediği yerler gündüz halk plajı olduğu için o masaları kaldırıyorlar ve insanlar orada şezlonglarıyla işte şezlongları getiriyorlar o masaların olduğu yerlere ve orada insanlar yüzüyorlar falan. O yüzden böyle hani sabah akşam orada akşam masalar konuluyor. Gündüz işte şezlonglar falan konuluyor. Çok büyük bir yerde gezdiğimiz kadar işte bir kordonu var. Onun haricinde biraz ilerisinde takıcılar falan var. Böyle hediyelik eşya satıyorlar. Başka da bir şey yok. Küçük bir sahili var. Toplasanız hani
başından sonuna kadar bir 10 dakika falan sürer yürümesi. En ilerisinde bir Cumhuriyet Meydanı var. Biz bugün ve işte dün akşam da biraz gezmiştik. Dün akşam çok fazla çekmedik. Balık fiyatları 40-50 lira arasında değişiyor. Yine pansiyon ve kalacak yer açısından biraz daha Marmaris'e oranla, diğer yerlere oranla biraz daha pahalı. Zaten yarın buranın videosunu çekip en sona yüklediğimde buranın fiyatları hakkında da size bilgi vereceğim. Pansiyonları hakkında da. Gördüğünüz gibi arka taraf direkt böyle, şunların hepsi böyle balıkçılar falan var. Arka tarafta da liman var. Bu karanlık olarak gördüğünüz yerin hepsi aslında deniz. Bu arada hediyelik eşya alacağımız dükkanlar var. Biz de annemle birlikte kendimize bir şeyler aldık. Bu arada bu tatil boyunca biliyorsunuz spontane bir tatildi ve İzmir'den yola çıktık. Şu an Datça'dayız. Böyle gittiğimiz yerlerden ufak ufak hediyeler alıyorum. Sizlere de hediyeler alıyorum. Bu en son videoda küçük bir çekiliş olacak. Sizde küçük bir çekiliş bekliyor olacak. Eğer gelecek videoları da takip ederseniz sizler de bu çekilişe katılma imkanı da bulmuş olursunuz. Bu akşam da hatta gezdiğimiz bir yerden hediyeyi aldık ama göstermeyeceğim. En sonki videoda zaten neler aldığımı sizlerle paylaşırım. Şimdi biraz bu balkonda annemle birlikte oturacağız. Ondan sonra bir daha yatarız herhalde. Yarın sabah oda turuyla tekrardan görüşmek üzere. Şimdi sizle Datça'da kaldığımız odanın minik bir turunu yapacağım. Zaten çok küçük bir oda burası. Biraz binası eski bir bina. Galiba burası 30 yıllık bir binaymış. İlk olarak kapıdan içeriye girdiğinizde bu tarafta böyle bir banyosu var. Şöyle bir dakikırtımız. Burada böyle küçük bir banyosu var. Yine şurada duş alma yeri var. Klozeti var. Burada yine bir lavabosu var. Her şey gerçekten güzeldi. Yani tertemizdi banyo bize verildiğinde. Şu an ikinci günümüz olduğu için tabii ki biz biraz kullandık banyoyu. Ama gerçekten tertemiz. Zaten duvar karalarına bakarsanız eski olduğunu anlarsınız. Sanki böyle bir anneanne babaanne evi izlenimi veriyor insana. Böyle küçük bir banyosu vardı. Yine içerisinde işte kullanabileceğimiz ne denir? Sabunu vardı, ondan sonra tuvalet kağıtları falan hazırdı zaten. O yüzden iyi. Buraya geçtiğimizde de biz 3 kişi kaldığımız için hem 2 kişilik yatağımız var hem de tek kişilik yatağımız var. Burada ben uyudum. Burada böyle geldiğimizde şöyle daha güzel bir şekilde tabii ki yayılıydı. Havlular vardı. Biz şimdi onları buraya koyduk. Hem saç havlusu hem de işte banyo yaptıktan sonra kullanabileceğiniz vücut havlusu vardı. Yastıklar, burada üzerimizde örtebileceğimiz bir pike, yani her şey hazırdı ve tertemizdi gerçekten. O yüzden hani hijyen açısından bir sıkıntı yaşamadık. Zaten odayı kiralamadan önce, tutmadan önce odayı gezmiştik. Hijyen gerçekten önemli, bilmiyorum. Bu tarz şeylerde biz ilk ona dikkat ediyoruz. Burada da böyle bir işte benim yattığım yatak var. Yatakları da yeni olduğu için gerçekten rahat bir şekilde uyuyabildik. Burada küçük bir komodini var. Üzerine iki tane bardak koymuşlar. Burada askılığı var. Şöyle yine tarihi bir, otantik bir askılık var. Burada iki tane başlarda lambalar vardı. Bunlar gece yanıyor. En önemlisi tabii ki klimanın olması. Klima da var odada. Klimayı bayağı aktif bir şekilde kullanıyoruz. Çünkü ön tarafımızda böyle balıkçılar olduğu için camı açamıyoruz. Zaten hava sıcak. Bir de açtığımızda balık kokuları içeriye geliyor. O yüzden camı kapatıp sürekli klimayla aslında durduk. Burada bir tane gardırop var. Bu gardırobu da çok kullanmadık aslında. Sadece işte valizlerimizi falan içerisine koyduk. Bir tane masa var. Dilerseniz masayı balkona da çıkarabilirsiniz. Biz içeride yemeği tercih ettik. Dışarıya koymadık masayı. Sonra geçelim. Burada da mini bir buzdolabı var. Buzdolabı çok güzel çalışıyor. Hatta bayağı bir soğutuyor değil mi? Ben de suları falan bayağı bir dondurdum. Mini buzdolabı var. Burada da küçük ufak bir televizyonu var. Televizyonu da kullanmadık. Biz zaten iki gece burada kalacağımız için çok fazla onlarda da çok fazla uğraşmadık. Ve burada da balkonumuz var. Minik bir balkonumuz var. Sandalyelerimizi koyduk. Gayet 3 kişi, 4 kişi rahat bir şekilde oturabilecek seviyede burası. Kısacası oda turumuz bu kadardı. Şimdi bir de size fiyatlar hakkında bilgi vereyim. Biz Datça'da çok gezdik. Gerçekten ilk akşam her yer dolu olduğu için ve hafta sonuna denk geldiği için ne pansiyonlarda ne apartlarda yer bulamadık. Bir yerde yer bulamadık. Ertesi gün, yani pazartesi gününe döndüğümüzde o gece arabada kalmak zorunda kaldık. Ve sabah ilk işimiz tabii ki kalacak bir yer ayarlamak oldu. Bir sürü apart pansiyon gezdik. Neredeyse 10-15 tane belki de gezdik. Ortalama olarak fiyatlar 450 ile... Yani 450'den bize başlattılar ama en az 300 TL'ye kadar apart bulabildik. Onlar galiba 1+1 şeklindeydi ya da kimisi böyle stüdyo işte oda şeklindeydi. En sonunda artık hani karşıda 300'e neredeyse biriyle anlaşıyor gibi olduk. Odadan birilerinin ayrılmasını bekliyorduk. Ortalama baktığımızda mesela Marmaris'ten geldik. Biz Marmaris'e göre fiyatlar daha pahalı burada.
Marmaris'te fiyatlar mesela 250 TL'ye bile kalacak yer bulunabiliyordu. 280, 300, 350'ye gidiyor. Ama Datça'da 300 liradan o da pazarlık yapmanız gerekiyor. Eğer gelirseniz kesinlikle pazarlık yapın. Kime ne tuttururlarsa o şekilde yapıyorlar. Son dönemlerde buraya çok fazla talep olmuş. Biz bayram sonrası gelmemize rağmen bayramda bu kadar yoğun değillermiş. Şu an daha böyle bir yoğunluk varmış. Dediğim gibi 300-450 lira arası söylüyorlar. Daha da bu artıyor. En son biz burayı bulduk. Dedik ki hadi gelin bir de bu pansiyona bakalım. Buraya geldiğimizde de biz burada geceliği 200 liraya kaldık. Bence burada kalınabilecek en uygun pansiyon burası. Ve gerçekten çok temiz. Hani biz 200... Biz ilk yukarı çıktığımızda böyle biraz daha hani eski ya, acaba nasıldır falan dedik. Çıktık yukarı, gerçekten o da tertemizdi. Böyle çarşafları olsun, her şey tertemiz. Zaten bizim amacımız gezme olduğu için sadece eğer böyle uyuyacak, kalacak bir yer arıyorsanız burası gerçekten güzel. Ben zaten buranın bilgilerini de aşağıya yazarım size. Hatta buranın sahibinin Mehmet Bey, onun kartını da aldık. Yine oradan bilgilerini yazarım. Eğer gelirseniz Datça'ya burada kalabilirsiniz. Hani eğer böyle sadece kalmalık yer arıyorum, lüks çok önemli değil diyorsanız. Aşağıda da zaten bir tane mutfağı var. Ortak kullanım bir mutfak. Yemek yapamıyorsunuz ama hani en azından bir şeyler kızartmaya, pişirmeye, çayınızı içmeye o şekilde oradan ayarlayabilirsiniz. Bence burası Datça'da kalınabilecek en uygun ve hani fiyat performans açısından en iyi yer diyebilirim. Sahibi de buranın Mehmet amca. Gerçekten çok ilgili birisi. Hani böyle bizimle her şeyimizle ilgilendi. Gülen yüzlü. Yani buranın sahipleri de. O yüzden biz buradan gayet memnun kaldık. Kısacası bizim minik oda turumuz da bu şekildeydi.